Kadrajın içindeyiz değil mi? O harf her kimse o sıfır olabilir. Merkezi sınavlarda böyle soruları artık sıfırda soruyorlar. Sayısal mantık soruları diyebiliriz bunlara bir nevi. İşte bakınız bu da bir sayısal yetenek, biraz da mantık tabii ki. Problem. Herkese merhabalar arkadaşlar. Çıtır Çerez Problemler Kampı'nın ve dolayısıyla PKR Kampı'nın artık son gününe gelmiş bulunmaktayız. Sizinle beraber 10. ve sonuncu gündeyiz arkadaşlar. Bugün işleyeceğimiz konu sayısal sayısal yetenek problemleri. Buradaki 9 problem türünü arkadaşlar biz video haline getirdik. Sizlerin hizmetinize sunduk. Lütfen o videoları, kaydedilmiş videoları izleyin. Verdiğim ödevleri yapın arkadaşlar. Gelişiminizi siz de göreceksiniz inşallah. Ve ben bugün artık sayısal yetenek problemleri anlatacağım size. Sayısal yetenek problemlerinde adı üstünde zaten. Sayısal işlemler, matematikteki 4 işlem, faktöriyel işlemi, EBOB, EKOK'la ilgili işlemler. Bunlarla çalışmalar yapacağız arkadaşlar. Ve bunun yanında tabii ki biraz daha yeni nesle uygun soru tipleri göreceğiz sizinle beraber. Her sene üniversite hazırlık sınavında ya da merkezi sınavlarda buna KPSS, DGS vesaire de dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Çıkan soru tiplerine beraberce bakacağız. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuz şu şekilde. Aşağıdaki karelerin içine birer tam sayı, çemberlerin içine ise toplama, çıkarma ya da çarpma işlemlerinden birisi yazılıyor. Çemberin içindeki işlem o çemberin üstündeki iki karenin içindeki sayılara uygulanıp elde edilen sonuç o çemberin altındaki kareye yazılıyor. Buna göre ABC harflerinin yerine yazılacak sayı ve işlemler hangisinde verilmiştir diyor. Şimdi olay şu. Buradaki 5 ile A'yı çarpıp elde ettiğiniz sayıyı 20 olarak bulmalısınız ve buraya yazmanız gerekiyor. Zaten yazılmış hocam. Peki 5 ile kimin çarpımı 20'dir? Efendim 4'ün, süpersin. O zaman burası artı 4 oluyor. Şimdi hemen seçeneklere gelelim. A'nın artı 4 olması gerekiyor ya. Dolayısıyla cevap B seçeneği olamaz. Cevap C de olamaz. Diğer seçenekler kalabilir. Devam ettim. 4 ve eksi 10 sayılarına öyle bir işlem uygulayacaksınız ki eksi 6 çıkacak. Bakın 4 ile eksi 10 sayılarına öyle bir işlem uygulayacağız ki cevap eksi 6 çıkacak. Bunları çarparsanız eksi 6 bulamazsınız. Bunları toplarsanız eksi 6 bulursunuz. O zaman buraya hemen bir toplama sembolü bıraktım. Artı ve eksinin toplamında tabii ki sayısal değeri büyük olanın işaretini yazıp çıkarma yaparız. Dolayısıyla cevap eksi 6 çıkar. Yani B harfinin yerine eksi çıkarma işlemi gelmesi gerekiyor. O zaman seçeneklere dönelim. B harfinde ne olması lazım arkadaşlar? 4 ve eksi 10'dan dolayı artıyı arıyorum tabii ki. Toplama işlemi yapacağım. İşte var burada artı. Burada o halde şurada da artı var. Yani D seçeneği de buradan elenmiş oluyor. Geldim C'ye. 20 ve eksi 6 sayılarına hangi işlem uygulanırsa 26 çıkar. 20 ve eksi 6 sayılarına hangi işlem uygulanırsa 26 çıkar. Arkadaşlar 26 çıkabilmesi için bakın toplama yaparsanız 20 ile eksi 6'yı topladığınızda 14 olur. Olmaz. Dolayısıyla zaten toplama ya da çıkarma yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla çıkarma yapmanız gerekiyordu ki eksi ile eksi birbirini artılaştırsın. 20 artı 6'dan 26 sonucunu bize versin. Yani C'nin de eksi olması lazım. O halde 4 artı ve eksiden dolayı E seçeneği uygundur yorumunu yapabiliriz. İşte görüyorsunuz burada verilen olay örgüsüne göre ben de işlemlerimi sıraladım. Matematiksel işlemlerimi ve sonuca ulaşmış oldum. Sayısal yeteneklere, yetenek problemlerine girişi bu şekilde yapmış olduk. Arkadaşlar PKR kampında artık sonuncu günde olduğumuza göre siz de sabırla takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğer benimle beraber buraya kadar gelmişseniz gerçekten müthiş bir başarı. Tebrik ediyorum arkadaşlar hepinizi. Kitaptan ödevleri yapmayı unutmayın diyorum ve yine aynı şeyi hatırlatıyorum. Ödevi yapanlar artı bir diye bir yazsın bakalım. Diğerleri de zaten like atarsa sayımızı biliriz değil mi? Sayımızı biliriz değil mi arkadaşlar? Hadi bakalım devam edelim. Aşağıdaki kutuların içine 1'den 9'a kadar olan rakamlardan 6 tanesi. Her kutuya farklı bir rakam gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanmaktadır. Buna göre kullanılmayan rakamların toplamını istemiş bizden. Şimdi sakin. Bakın çarpma işlemi var. 7 bir asal sayı. 7 asal sayıysa çarpanlarından biri 1'dir, biri 7'dir. Dolayısıyla 1'den 9'a kadar rakamları yerleştireceğimize göre şöyle yapalım isterseniz. 7'yi ve 1'i ilk etapta kullanmış oluyoruz. Geldim buraya. Toplama ya da çıkarma yapacağım. Arkadaşlar hangi iki sayıyı birbirinden çıkarırsak, buradaki sayılardan bahsediyorum tabii ki. Hangi iki sayıyı çıkarırsak birbirinden 7 elde ederiz. Hocam 8 ve 1. Hayır efendim, 1'i kullandınız burada. Dolayısıyla burada çıkarma işlemi 9 ve 2 arasında yapılırsa 7 elde edilir. Değil mi? O halde hemen geliyorum. 9 buraya, 2 buraya. 9 da 2 de kullanıldığı için gitti. Çünkü her kareye, her kutuya farklı bir rakam gelecekti. Bu da bitti mi?
Şimdi toplama yapacağız ve yine 7'yi elde edeceğiz. Arkadaşlar iki sayıyı toplayıp 7 bulabilmek için sayılardan birisi 3, birisi de 4 olmalı. Buradaki sistematiğe göre. O halde bir tanesine 3, bir tanesine 4 yazarsak 3 ve 4 de gitmiş oluyor. Kullanılmayanları biz toplayacaktık. Burada 5, 6 ve 8'i kullanmadık. O halde bunları toplayalım. 5, 6 ve 8 diyorum. Ve toplama işleminin sonucunda 11 artı 8'den 19'u yani C seçeneğini bulmuş oluyorum. İşte o kadar bu kadar. İşte o kadar bu kadar diyorum. İşte olay bu kadar kolay arkadaşlar aslında. Tabii ki bunlar giriş soruları bizim için. Hadi bakalım seviyemizi bir tık daha isterseniz arttıralım. Yavaş yavaş daha doğrusu vitesimizi arttıralım. A, B, C, D, E harflerinin her biri farklı bir rakamı gösterecek şekilde 0, 1, 2, 3, 4 rakamlarıyla eşleştirilerek burada görmüş olduğumuz bakın 3 basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında 102, 143, 310 ve 432 sayıları elde ediliyor. A çarpı D çarpımını bulmaya çalışacağız. Şimdi hemen şöyle gidiyorum. Bir kere bakın bu sayılarda 4 tane sayıda 0, 1, onlar basamağında bulunmuş sayının bir tanesinde. Bir tanesinde de birler basamağında bulunmuş. O zaman 0 başka da bir yerde bulunmamış. O zaman arkadaşlar buradaki harfsel sistematiğe bakarsak eğer onlar basamağında ve birler basamağında aynı harfi taşıyan o harf her kimse o 0 olabilir. Hemen inceliyorum. Bakalım şöyle. Onlar basamağında bakın E var burada değil mi? Peki birler basamağında E olan bir 3 basamaklı sayı var mı? Yok hocam. O yüzden E'nin 0 olması gibi bir şey asla söz konusu olamaz. A'ya gelelim. A onlar basamağında var. Peki birler basamağında var mı diğer kalan sayılarda? Yok. A da 0 olamaz arkadaşlar. Zaten 0 olamazsa cevap A seçeneği de olamıyor haliyle. C'ye bakalım şimdi. C 0 olsa bakın onlar basamağında bir de burada birler basamağında C yer aldığı için diyorum demek ki başka da zaten görüyorsunuz C'de yok arkadaşlar. C 0 olabilir. Bir dakika şimdi. Geldim B'ye. Bakın burada B onlar basamağında. Peki başka arkadaşlar birler basamağında B harfini görüyor musunuz? Görmüyoruz. O yüzden B de 0 olamayacağı için mecburen C 0 olmuş olacaktı. Peki C 0 olursa bakın buradaki 310 sayısı acaba hangi sayıya eşit olacaktır? Dikkat ederseniz 0 en sonda olduğuna göre C'nin en sonda olması gerekir. Yani 310 ile A, E, C burada 310 olacak. Peki 102? 102'de de ortada 0 var. Onlar basamağında 0 var. O zaman bakıyorum kalanlardan C harfinin ortaya düştüğü ECD var. İşte bu da bizim için 102 olacaktır. Diğer sayıları da bu mantıkla yerleştirebiliriz. İsterseniz yerleştirelim. D2 çıktı değil mi? D2 çıktığına göre arkadaşlar mesela 432. 432 sayısı kesinlikle D'nin 2 olmasından dolayı işte tam olarak budur. Ve 143 sayısı da buraya kalacaktır. O zaman bütün sayıların kim olduğunu artık harfsel mantıkla belirlemiş olduk. Şimdi A ve D'yi çarpabiliriz. A burada dikkat ettiyseniz 3'tür arkadaşlar. D de zaten 2'dir. O halde 3 ile 2'nin çarpımından yanıt 6 gelecektir. Cevap C seçeneği gelmiş oluyor. İşte bakınız bu da bir sayısal yetenek. Biraz da mantık tabii ki. Problemi. Geldim bir başka şekilli şukullu soruya. Şimdi içinde bir A doğal sayısı yazılı olan N kenarlı bir çokgenin sembolünün değeri verilmiş bize. Nasıl bulunuyormuş değer? A eksi 1 bölü N faktöriyel. Yani içindeki sayıdan 1 çıkaracağız ve kenar sayısına böleceğiz. Kenar sayısının faktöriyeline böleceğiz. Aynen öyle. Şimdi örneğe bakalım. Bu örnekli soruları çok seviyorum. Hadi burada tarif ettim sana. Hadi örnekten de anla bakalım demeye çalışıyorlar sanki. Örnekte şöyle bir durum var. Arkadaşlar içeride 5 yazdığı için 5 eksi 1 yapılmış pay kısmında. Daha sonra bu bir üçgen olduğu için bu payda kısmına da 3 faktöriyel atılmış. Tabii ki 5 eksi 1 4 yapar. 3 faktöriyel de hemen yazalım. 3 faktöriyel ne demektir? 3'ten 1'e kadar sayıların çarpımı demektir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 3, 2, 1 çarpımından 6 gelmiş oluyor. O halde burasına 6 yazdınız. Hemen 4 bölü 6 sadeleştirilmiş ve bu ifadenin değeri 2 bölü 3 çıkmış. Anlaştık mı burada? Kapış. Peki. Peki geldim ben buna göre denilen ifadeye. Burada bir eşitlik var. Eşitliğini sağlayan x'lerini bulacağız. Ne yapıyorduk? İçeride yazan sayının 1 eksiğini alıp bu kaçgense o sayının faktöriyeline bölüyorduk. Bu kaçgen arkadaşlar dörtgen hocam. O zaman 4 faktöriyele böleriz. Eşit olmalı. Bu tarafa döndüm. X içeride yazıyor. O zaman x eksi 1 bölü diyeceğiz. Değil mi? İçeride yazan sayının 1 eksiği bölü. Bu kaçgen beşgen. O zaman paydaya da 5 faktöriyel atmanız gerekecek. Süper. Peki sakin olalım. 9 eksi 1 kaç yapar? Şuradan devam etmek istiyorum. 8 yapar arkadaşlar.
4 faktöriyel kaç yapar? Hemen bakın, 4 faktöriyel 24'tür. Çünkü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 diyorsunuz. Bu sayıları çarpmanız durumunda 4 kere 3 12, 12 çarpı 2 24, 24 çarpı 1 zaten 24. Cevap 24 gelmiş oluyor. O halde paydaya 24 yazdım, eşittir dedim. X eksi 1 yazacağız. 5 faktöriyelde zaten 5'ten 1'e kadar sayıların çarpımıdır. Bu da 24'ün 5 katıdır diye düşünebiliriz. Yani 120'dir. O halde hemen buraya 120 yazıyorum. Şimdi geldim sadeleştirme olaylarına. Bakın 8'e böl 1, 8'e böl 3, müthiş. Peki 3'e böl 1, 3'e böl 40, 40 yapar. Hemen sol tarafta 1'ler var. Sağ tarafta x eksi 1 bölü 40 var. İçler dışlar çarpımı yapalım. Burada ve içler dışlar çarpımı yapılırsa x eksi 1 eşittir 40 yapar. O halde eksi 1 karşıya şak adanak artı 1 diye geçerse ne olacaktır? X değeri tabii ki 41 olarak karşımıza geliyor. Biz de bunu arıyorduk. Yanıtımız E seçeneği olarak bulunuyor. Arkadaşlar bakın. Bu bir şekil problemi aynı zamanda. Merkezi sınavlarda böyle soruları artık sıklıkla soruyorlar. Dolayısıyla size bir tanım veriyor. Bu tanım için daha rahat anlamanız için bir örnek veriyor. O örneği net bir şekilde algılayıp uyarlamanız isteniyor. Biliyorsunuz bilgi çağındayız. Bilgiye ulaşmak kolay, dönüştürmek zor. Burada bilgi var, o bilgiyi senden dönüştürmeni istiyor. Peki devam ettim bakalım, geldim bir sonraki soruma. ABCD kutularını görüyorum. Kübra birinci adımda her bir kutuya farklı miktarda top atmıştır. Şimdi ben bunları okusam da bir şey anlamayacağım. Bunlar bir beklesin. Son durumda her bir kutunun içinde 200 adet top olduğuna göre birinci adım sonundaki kutularda toplam kaç toplam top miktarını sormuş. Peki şöyle başlayalım. Birinci adımda her bir kutuya farklı miktarda top attığına göre buradaki A kutusuna A kadar top atsın. B kutusuna B kadar, C kutusuna C kadar, D kutusuna D kadar atsın. Birinci adım bitirdim Kübra. Evet. İkinci adımda BCD kutularının içlerindeki top sayısı kadar atmıştır. Arkadaşlar BCD kutularına içlerindeki top sayısı kadar top atalım yeniden. Peki B'de B kadar top vardı. Bir B kadar da biz atacağız. Ne olacak? 2B olacak. C'de C kadar vardı. Bir C kadar da biz atacağız. 2C olacak. D'de D kadar vardı. Bir D kadar da biz atacağız. Ve 2D olacak. Bu da ikinci adımı tamamladığımızı gösteriyor. Şimdi üçüncü adımda C ve D kutularının her birine içlerindeki top sayısı kadar top atılmıştır. Üçüncü adımda CD kutuları şöyle şöyle içlerindeki top sayısı kadar atacağız. Şu anda içinde ne kadar var? 2C kadar. Ben de 2C atacağım. O zaman neye yükselecek burası? Üstünü çizelim. 4C'ye yükselecek. Burada 2D var arkadaşlar. Ben de 2D atacağım üzerine. Ne olacak? Bu da 4D'ye yükselecek ve üçüncü adımda böylece bitmiş olacak. Devam edelim bakalım. Siyah kalemimiz var mı burada? Alabilir miyiz? Teşekkürler. Şöyle yapalım. Dördüncü adımda D kutusuna içindeki yazmışız. İçindeki top sayısı kadar top atmıştır diyor. Bakın D kutusu için sadece bunu yapacağım. D kutusunda 4D tane top var. İçindeki top miktarı kadar top atarsanız ne olur? Ne olur? 8D olur. Süper. O zaman artık bunun içerisinde 8D kadar top vardır diyebiliriz. Şimdi yazalım baştan. A kutusunda A kadar, B kutusunda 2B kadar, C kutusunda 4C kadar ve D kutusunda 8D kadar top olmuş oluyor. Peki son durumda her kutunun içinde 200 tane top vardır demiş mi soru? Demiş. Yani buradan şunu çıkaracağım. A 200 değil mi? 2B'nin de 200 olması lazım çünkü son durum bu. 2B eğer 200 ise arkadaşlar şöyle hemen altına yazmak istiyorum. 200, 200, 200 diyelim şöyle. Eğer 2B 200'e eşitse sadeleştiririz. Her iki tarafı 2'ye böleriz. B 100 çıkar. Şimdi A'yı 200 olarak bulduk. B'yi de 100 olarak bulduk. Devam ediyorum. 4C 200. Arkadaşlar 4C 200 ise basit bir denklem çözme. 4C 200 ise her iki tarafı 4'e böleriz. Ve C'yi 50 olarak bulmuş oluruz. Son olarak da 8D 200 ise ne yapacağız? Her iki tarafı tabii ki kadrajın içindeyiz değil mi? 8D eşittir 200 ise her iki tarafı 8'e böleceğiz. Ve D eşittir 25 çıkmış olacak. Bana ilk durumda yani birinci adım sonunda kutularda toplam kaç top vardır diyordu. Kutularda birinci adım sonunda A kadar, B kadar, C kadar, D kadar attığım için A artı B artı C artı D kadar toplam top miktarı bulunabilir. Bu şekilde bulunabilir daha doğrusu toplam top miktarı. O halde hemen toplama yapalım. A 200 arkadaşlar. B 100 arkadaşlar. C 50. D de 25. Onu da buraya sıkıştıralım. Topluyorum bunları. 200, 300, 350, 375. Yani burada doğru seçeneğim C seçeneği 375 olarak karşıma çıkmış oluyor. Evet. Yorulmadınız değil mi? Süpersiniz. 15 dakikayı geride bıraktık. 5 sayfayı tamamlamış olduk arkadaşlar.
Hemen devam ediyorum kaldığım yerden. Artık şekilli şukullü orta düzeye doğru sorular çözmeye başlayalım. 9'u beyaz, 3'ü sarı, 10 kareden oluşan aşağıdaki şekilde her bir sarı karenin içine kenar ve köşelerinin temas ettiği karelerdeki sayıların toplamı yazılmıştır diyor. Yine örnek vermiş burada. Bakın sarı karenin içine 19 yazmış. Neden? Çünkü dikkat ederseniz eğer bu kenardan 2'ye temas ediyor, bu köşeden 5'e, bu kenardan 8'e, bu köşeden 3'e, bu kenardan da 1'e temas ediyor. Yani kısacası 2 artı 5 artı 8 artı 3 artı 1 yapacaksınız. Bunu da toplarsanız en nihayetinde 15, 18, 19'u bulmuş oluyorsunuz. Kapış? Şimdi 19 böyle bulunmuş. Tamam, ben neyi bulacağım şimdi? Sakin. Burada bir tablo var. Yukarıdaki şekle göre x, y, z toplamını bulacağız. Şimdi sarılar temas ettiğimiz yerlerdeki sayıların toplamıysa o zaman şöyle bir şey yapabilirim. 23 sayısı kimin toplamıdır? 6, x, 3, 1 ve z'nin toplamıdır. Tabii ki buradaki 6, 3, 1 sayıları 10'u bana vermiş oluyor. Bir de x, z'yi eklerseniz ne olacaktır? 10 artı x artı z olacaktır. Buradan elbette ki arkadaşlar x artı z'yi 23 eksi 10'dan 13 olarak bulmuş olduk. Aynı mantık diğerlerine de işletelim. Şimdi 20'ye geldim. 20'ye kimler temas ediyor? 5 temas ediyor. X de değil mi? Köşeden temas ediyor. 3 de, 1 de, y de temas ediyor. O zaman sen bunları toplarsın, 20'ye eşitlersin. Hadi toplayalım. 5, 8, 9 yazdım 9'u artı y ve x var burada. O zaman x artı y yazdım. Bunun eşitinin 20 olması gerekiyor. Hemen bunu şutladım karşıya ve x artı y'yi şakradanak bulmuş oldum. X artı y eşittir 11 efendim. Devam ettim geldim 26'ya. Bakın 26'yı tabii ki 4, z, 1, y ve 7'nin toplamına eşitleyeceğiz. 4 ve 1'in toplamı 5. 7 de burada 12. Sayısal olarak 12. Harfsel olarak da z ve y geldi dikkat ettiyseniz eğer. O zaman y artı z diyelim buraya. Ve ok çıkaralım. Hemen bu 12'yi karşıya verirseniz y artı z'yi bulmuş oluyoruz. Çok iyi. Y artı z de bu soru için 14'müş. Tamamdır. Şimdi ben x, y, z toplamını bulacağım. Sevgili arkadaşlar, denklem çözme birazcık biliyorsanız bununla karşılaşmışsınızdır. Bakın burada her 3 tane denklem var ya, her taraf tarafa toplama işlemi yaparsam hepsinden, bütün harflerden ikişer tane gelir. Nasıl yani hocam? X, x daha 2x oldu, gördünüz mü? Parantezde yazayım. Y, y daha 2y oldu. Z, z daha 2z oldu. O zaman ben buraya 2 parantezinde x artı y artı z yazabilirim. Eşittir. Bu sayıların toplamı. Bu sayıların toplamı da 13, 11 daha 24. 14 de buradan gelirse 38 yapıyor. O zaman 38'i yazarız. Şimdi de her iki tarafı kaça böleceksiniz? 2'ye. Çünkü kat sayı 2 burada. Çarpma olan şey tabii ki diğer tarafa bölme diye geçecektir. O zaman x, y, z toplamı 38 bölü 2'den 19 çıkıyor. Zaten ben de onu arıyorum. Cevabım bu soru için A seçeneği olarak bulunmuş oluyor. Bakın burada da denklem çözme kullandık arkadaşlar. Görüyorsunuz şekil yeteneğinden sonra sorunun içerisine denklem çözme de girmiş. Sayısal mantık soruları diyebiliriz bunlara bir nevi. Ve 6. sorumuzu da böylece geride bırakmış olduk. Bir oyuncak üreticisinin elinde 3 adet 3 boyutlu yazıcı vardır. Wow! 3 boyutlu yazıcılara da çok şeyim var, ilgim var biraz böyle. Şey oluyorum ya böyle, keşke benim elimde de olsa diyorum ya, istediğim şeyi üretemeyeceğim biliyorum ama gerçekten seviyorum, ilgimi çekiyor. Neyse, bir gün alırım belki. Bir oyuncak üreticisinin elinde 3 boyutlu 3 adet oyuncak üreticisi vardır, yazıcı vardır pardon. Yazıcıların her biri aynı anda aynı oyuncağa basmaya başlıyor. Eyvallah. Birinci yazıcı 10 dakikada, ikinci yazıcı 12 dakikada, üçüncü yazıcı 18 dakikada bir adet oyuncak bastığına göre birinci ve ikinci yazıcı aynı anda üçüncü kez bir oyuncağın basımını tamamladığında üçüncü yazıcı kaç adet oyuncak basar? Şimdi bakın, birinci ve ikinci yazıcı aynı anda ne zaman oyuncak basarlar? Çünkü aynı anda çalıştırılacaklar. Önce bir bunu bulalım isterseniz. Birinci yazıcı 10, 20, 10 dakikada bir oyuncak basıyor ya, 30, 40, 50, 60 gibi dakikalarda. İkinci yazıcı 12, 24, 36, hep katlarını alarak gidiyorum, 48, 60 gibi dakikalarda oyuncak basıyor.
Arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Bunların her ikisi de 60. dakikada çalıştırıldıktan 60 dakika sonra, yani 60. dakikada oyuncakları beraber basarlar. Aynı anda basarlar. Ben de tam olarak bunu istiyorum zaten. E tamam, o zaman burada birinci kez istediğim gerçekleşmiş oluyor. Yani oyuncakları birinci kez aynı anda basmış oluyorlar. Peki ikinci kez ne zaman aynı anda basarlar? Duyamadım, cevap verin. Aferin, 120. Demek ki ikinci kez oyuncakları aynı anda 120. dakikada basacaklar. Biz üçüncü kezi arıyoruz. E o da 60'ın 3 katıdır haliyle. 180. dakikada bu işlem olur. Yani üçüncü kez oyuncakları aynı anda basarlar. Şimdi şu siyah umarım yazıyordur. Peki ben 180. dakikaya göre işlem yapacağım. Adam diyor ki aynı anda üçüncü kez bir oyuncağın basımını tamamladıklarında birinci ve ikinci yazıcı, üçüncü yazıcı kaç adet oyuncak basar? Arkadaşlar dikkat ettiyseniz eğer üçüncü yazıcı her 18 dakikada bir oyuncak basıyordu. Bizim ise 180 dakika geçmiş, yani 180 dakika geçmiş oldu birinci ve ikinci yazıcının çalıştırılmasından, hatta üçüncünün de çalıştırılmasından itibaren. O zaman 180 dakikada üçüncü yazıcı düzeltiyorum, kaç oyuncak basar sorusunu cevaplamak için 180'i 18'e böleceğiz ve buradan cevabımızı 10 olarak bulacağız. Yanıtımız bu soru için B seçeneği olacaktı. Şimdi burada dikkat ettiyseniz eğer, ben tabi manuel sayarak yaptım ama bir şey daha söylemek istiyorum. 10 ve 12'nin ortak katını buluruz. En küçük ortak katını. Arkadaşlar 10 ve 12'nin en küçük ortak katı, bunların ekokları olmuyor mu? Oluyor hocam. 10 ve 12'nin ekokunu bulayım size. 2'ye böldüm 5, 6. 2'ye böldüm 3, 5. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Şunların çarpımı ekoktur. 5 çarpı 3, 15. Çarpı 2, 30. Çarpı 2, 60. Demek ki 60 dakikada bir aynı anda oyuncak basacaklar. Birinci ve ikinci yazıcı. E o zaman 60 dakikada bir aynı anda oyuncak basıyorsa 120'de de, 180'de de, 240'da da aynı anda basarlar. Biz üçüncüyü aradığımız için 60'ın 3 katı, yani 180'i buradan bulduk. 180 dakikada tabii ki üçüncü yazıcıyı sorduğu için, kaç tane oyuncak bastığını sorduğu için ne olacaktır? Cevap 180 bölü 18, yani 10 yapmış olacaktır. Geldim bir başka soruya. Yukarıda verilen masa saati üstte saat dakika saniye şöyle olacak şekilde zamanı. Aşağıda ise gün ay olacak şekilde tarihi göstermektedir. Tamam, bugün bu da ay. Saatin ekranında görülen tüm rakamların toplamı en çok kaçtır? Vay! Bir kere tüm rakamların toplamının en çok olabilmesi için en fazla rakam ne? 9. Mümkün olduğunca bu soruda 9 geçmeli. Arkadaşlar burası bir saat değil mi? Orası bir saatse eğer 9'un geçtiği düşünelim bakalım ve toplamı en fazla olacak. 19'u alsam uygun mu? Bakın 19 rakamlar toplamı itibariyle bana 10'u kazandırır. Peki 10'u geçebileceğimiz bir durum var mı acaba? Bir düşünelim. 20 olsa, eğer saat 20'yi gösterse rakamlar toplamı 2 olur. 21'i gösterse 3 olur. 22'yi gösterse 4 olur. 23'ü gösterse 5 olur. Zaten 23'ten sonra 0-0'a sarıyor. O zaman burada en büyük saat anlamında en büyük rakamlar toplamı 19'da. Saat 19'da elde ediliyor ve 1 ve 9 olarak yazabiliriz. Peki 36 dakikayı gösteriyor. Dakika en fazla 59'a kadar gider değil mi dijital saatte? E o zaman ben buraya 59 yazayım değil mi? 9'da 5'in toplamı nedir? 14'tür tabii ki. Hemen saniye geçtim. Saniye de 59'a kadar gidiyor. O zaman saniyeyi de 59 deriz. Yani saat 19.59.59'da rakamlar toplamı saat anlamında en fazladır. Şimdi tarihe geçiyoruz. Gel bakalım tarih için gün, ay. Zaten günler arkadaşlar en fazla 31'i görür değil mi? Ay da 11'i 12'yi görür en fazla. Şimdi düşünelim bakalım. Eğer ay olarak şöyle ayırayım hatta ben burada. Ay olarak ben 12'yi görsem 1 ve 2'nin toplamı 3'tür. Peki arkadaşlar ay olarak 11'i görsem 2'dir. 10'u görsem 1'dir. Ya 09'u görsem ne olur? Ki 09 Eylül ayıdır zaten. Şu anda da Eylül ayında bulunmaktayız. Eylül ayını görsem 09 rakamlar toplamı en fazla olan ay olarak bizim karşımıza geliyor. Yani ay olarak 09 olmalıyız. Şimdi geldim güne. Güne şöyle düşünelim gün için. 25, 26, 27, 28, 29. 29'u attım. 9 ile 2'nin toplamı 11. Peki bu 11'i geçebilir miyim? Biraz zorlayalım istiyorsanız. Valla 30 yapsam 3 olur zaten, olmaz. 31, hadi 31 çeksin diyelim ki. Eylül 31 çekiyor mu? Çekmiyor galiba. Çekseydi bile 31 4 olurdu. Yani yine 11'i geçemezdi. Bunun dışında 19'lara, yani 10'lara bakalım. 19'dan da zaten 20 düzeltiyorum. 1 ve 9'dan zaten 10 geliyor. E ben burada 11'i elde etmişim. Dolayısıyla arkadaşlar buradan da bu sayılardan daha fazla olarak toplam getiremiyorum.
Şimdi o zaman ben buradaki toplamı şu anda hesaplayabilirim. 9'lardan dikkat edin 5 tane var. 5 çarpı 9 artı sonrasında 2, 0, 5, 5 ve 1 var. Yazalım. 2, 0, 5, 5 ve 1 var arkadaşlar. Toplayalım bunları. 5 kere 9, 45 hocam. Süpersin. Peki 0'ın zaten etkisi yok. 2, 5, 5, 1 kaç yaptı? 13 mü yaptı? Bunları toplarsanız da 58 yanıtını buluyorsunuz. Yanıtımız burada D seçeneği 58 olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki mantığımızı arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. 9 rakamlar arasında en fazla olduğu için 9'u özellikle işe koşmaya çalışıyorum. Tabii ki şuna da kaçırmamamız lazım. Burası 99 filan olamaz arkadaşlar. Saat, dakika ve saniye olduğu için. Burası da ona göre şekillenecektir. Tarihi belirttiği için. Evet, 8. örneğimizde bu şekilde tamamlamış olduk. Ve artık Pekara kampının sonuna gelmiş olduk sizinle beraber arkadaşlar. Hemen kitabımızı alalım ve size artık son kez ödev veriyorum bu kitaptan. Hüzünlü bir müzik çalalım burada istiyorsanız. Arkadaşlar sayısal yetenek problemlerinden tam tamına bakın geçen derste grafiği bitirmiştik. Sonrasında rutin olmayan işlemiştik sizinle. Ve bunların ödevlendirmelerini yapmıştık. Sayısal yetenekten de bakalım kaç tane testimiz var. Burada görüyorsunuz kalbim atlayıp çok güzel janjanlı sorular var. Ve 5 tane testimiz varmış. Bu 5 tane testi de lütfen çözün. Çözemediklerinizin cevaplarını, çözümlerini izleyin arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde umarım yine Şenol Hoca kanalında tabii ki buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar. Umarım çok faydalı bir kamp geçirmişizdir. Kamp dönemi geçirmişizdir. Tekrarlamak istiyorum. Eğer izleyemediyseniz lütfen kayıtlı videoları arkadaşlar izleyin. Sakin kafayla, dingin kafayla önünüzde kalem, elinizde kağıt ve zihninizle takip ederek tabii ki izleyin. Yapmaya ve bir şeyleri tırmalamaya çalışın. Çünkü bir şeyleri tırmalamazsanız, kolunuzu kanatmazsanız, dizinizi parçalamazsanız bu işler olmaz arkadaşlar. Söylüyorum size. Ve artık soru çözümünü yapacağız. Bunu tabii ki problemlerle ilgili. Bitirdi çünkü kampı. Çok yakın bir zamanda soru çözümüne gelecek ve sonrasında da problemleri böyle daha da ilerletmek için diğer kitabımız olan gösterelim. Problem çözücüden problemler kampı devam edecek arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.